diyalogla olacak, bakanlarımızla olacak. Her bakanımızla ayrı ayrı görüşüyoruz. Biz görüşmeden hiçbir projeyi proje tanıtımına koymadık. Proje tanıtımına yapan arkadaşlar kiminle görüşmüş, kaynağı neymiş, siz basın mensuplarının görevi bu. Birisi proje paylaştı değil mi? Örneğin lise kavşağı, örneğin spor lisesi. Değerli arkadaşlar, sizden ricam, hemen kaynağını sorun. Cebinden mi veriyorsun, belediyeden mi veriyorsun, bakanlıktan mı veriyorsun? Hiçbir yerden vermiyorsun. O zaman yalan. Spor lisesi, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne müracaat var mı? Yok, dilekçe yok. Oraya bir proje sunulmuş mu? Yok. Kim yapacak liseyi? Milli Eğitim Bakanı. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'na gidip de lise onayı programa konulmuş mu? Yok öyle bir şey. Niye paylaşıyorsunuz kardeşim? Niye paylaşıyorsunuz? Hayırdır? Karşınızda Hüseyin Filiz var ya. Öyle şey olur mu? Bütün hükümetin bakanlarıyla diyalog içindeyiz. Öğretmen evi için iki defa Yusuf Tekin'i aradım. Niye programa girmedi bu diye. Öğretmen evi için. Ya bütçe bitti şöyle oldu. Bakanımızı buraya getirsek öğretmen evinin en azından programa girmesini sağlayacağız. Efendim lise kavşağı. Ben diyorum ki biz lise kavşağını ihale etmiştik 8 milyon liraya. Siz ne diyorsunuz? İhale ettirdiniz mi? Yok. E o zaman nasıl oluyor bu iş? Nasıl oluyor? Halkı efendim görsele aha bu yapılan 4 tane proje. Bakın ben bu 4 projeyi asla tenkit etmiyorum. Sokağa çıkın kullananlar tenkit etsin. Hodri meydan. Kucaklama taşı battı çıktısı için hodri meydan diyorum. 100 kişilik bir anket yapalım. Oradaki esnafla. Bir tanesi beğenirse o zaman ben siyaseti bilmiyorum. Bir tanesi memnunsa kucaklama taşı battı çıktısını ben olsaydım onun parasını karayollarından alırdım. Karayolları da yapsaydı Ankara istikametinden gelip Yapraklı'ya doğru trafik hızlıca akardı. Oradaki esnaf da memnun olurdu. Diğer projelerin hepsi de böyle. Vatandaşa soracaksınız. Vatandaşla anket yapacaksınız. Biz yaptık ettik demeyeceğiz. Bizde şey yok. Biz vatandaşla istişareyle gideceğiz. Hangi proje olursa olsun. Belki anket yapacağız, istişare edeceğiz, toplantı yapacağız. Ondan sonra düğmeye basacağız. Nasıl? Bir örnek vereyim size. Hükümet konağı yapılırken çok sıkıntı çekti Çankırı. Yarısı Kastamonu tarafı dedi, yarısı Ankara tarafı dedi. Hatırlayan vardır. Efendim, vali dahil 4 kişi karşıydı, ben tek kişiydim. 1/4 ne yaptım biliyor musunuz? Sineği millete döndüm. 100 tane STK'yı topladım. Necati Akdoğan Esnaf Kefalet Başkanı yemek verdi. 100 STK Ankara yolu dedi. Bir tanesi sigara içmeye gidiyorum dedi. Oradan gitti. O ayrı. 99 STK imza attı. Onun içinden 10 kişilik Çankırı platformu seçtik. Onları götürdük bakanlara. Bakanlara dedim ki ben konuşmuyorum. Sayın Bakanım burada millet konuşuyor. İzah etti herkes. İşte baro başkanı, küçük sanayi odası başkanı, ziraat odası başkanı, esnaf kefalet başkanı. 10 kişilik Çankırı platformu bakanlara dolaştırdım. Millet ne istiyorsa o tarafa yapacağız dedik. Valilik konağını Milli Savunma Bakanlığı getirerek askeriyenin yerini genelkurmaydan alarak oraya koyduk. Milletle beraber yaptık biz bunu. Bütün işleri böyle yapacağız. Milletimiz ne istiyorsa onu yapacağız. Ben yaptım ettim bitti. Bir tane proje anlatayım. Yani bir sürü projemiz var. Siz tabii belki proje tanıtımında hepiniz olmayabilirsiniz. Bir tanesini anlatayım. Kent meydanı. Stadın olduğu yeri kent meydanı yapacağız. 28 bin metrekare. Burası kaç bin metrekare? 8 bin metrekare. 28 bin metrekarenin içerisinde neyi yıkmayacağız? Mevcut yapılaşmayı, kapalı spor salonunu, gençlik merkezini, yüzme havuzunu yıkmayacağız. Yani israf. Geriye kalan 20-21 bin metrekare diyelim ki yer kaldı. Mevcut yerin hemen hemen 3 katına yakın bir yer. Ama bizim yapacağımız kent meydanında beton olmayacak. Yeşillik olacak. Esnafımıza rakip olmayacağız. Bizim yapacağımız kent meydanının 6 otopark olacak. Mevcut kent meydanıyla mukayese ettiğiniz zaman eğer burada 52 dükkan varsa 2 otomobil kendi ihtiyaçları 5-6 otomobil gelen giden müşterileri için dediğimiz zaman yani bir 52 dükkanda çarparsanız 8-10 otomobili neredeyse 500 otomobil yapar.
O zaman kendi ihtiyaçlarını karşılar. Şehrin ihtiyacını karşılamaz. Ne oldu? Şehrin trafik sıkışıklığı. Hani diyorlardı bu şehrin trafik sıkışıklığını çözenin heykelini dikeriz diye. Kim çözdü? Daha çözen yok ortada. Şehir nefes alamayacak. Biz ne yapacağız? Biz 3 katı büyüklüğündeki kent meydanını kendi otomobilimiz, kendi ihtiyacımız için değil, şehrin ihtiyacı için kullanacağımız için önemli bir rahatlama sağlayacak. Ayrıca stadın yerini yeni yer gösterin dedi Sayın Bakanımız. Bir telefonda görüştük, bir de il başkanımızla Gençlik Spor Bakanlığı yanına gittik. O da yeni yeri gösterin hemen kaldıralım dedi. İşte bu size bir müjde. Yani mahalle ortasında stadı kaldırıyoruz. 28 bin metrekarelik milletin nefes alıp verdiği bir yer. Nedir kent meydanının tarifi? Şehrin akciğeri, şehrin nefes alıp verdiği yer. İnsanların betonarme evde strese girdiği zaman dışarıya çıkıp stres atacağı yer. Kastamonu'da Nasrullah Meydanı gibi, İstanbul'da Taksim Meydanı gibi, Ankara'da Tandoğan Meydanı gibi toprağa basacak ayağın, betona değil. Yeşilliğe basacak, çimlere basacak, betona değil. İşte size yeni bir kent meydanı. 100 tane projelerimizin öğretmen evi, bakanla görüştük. Efendim, Adalet Bakanı ile görüştük. Cezaevinin yerini TOKİ'ye vereceğiz. Sadece iki yere 10.000 konut sığar. Yani cezaevinin yerine 5.000 konut yapsak, Pelidüzü'nün orada 475 konutun ihalesi yapıldı yeni. Biz görev aldıktan sonra oraya 5.000 konutluk uydu kent projemiz vardı orada. Ha, genişleme alanını saydığımız zaman 10.000 konutluk uydu kent projesi. Ama 5.000 konut oraya yapsak, 5.000 konut cezaevinin yerine yapsak 10.000 konut. Peki kentsel dönüşüm ne olacak? Mahalleler Allah izin verirse, göreve gelirsek şantiye çevireceğiz. O mahallelerin bir tanesine başlamayla çankırı doymaz ki. Bir açlık var. Biz o mahallelerin hepsine başlamayı arzu ediyoruz. Ama kiminle? Çevre Şehircilik Bakanlığımızla. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'yle, Mekansal Genel Müdürlüğü'yle. Peki Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü belediyede ne olmuş? Kapatılmış. Aşığın zikri neyse fikri de o. 5 senedir yapmayı düşünmemişler, bundan sonra da yapmayacaklar demek ki. İşte değerli arkadaşlar, bütün projelerimizin kaynağı, kamu yatırımlarındaki bütün projelerimizin kaynağı bakanlarımız. Kaynak söylüyoruz, kaynak. Ama arkadaşlar 50 milyonu vermiş belediyenin bütçesinden. Ondan sonra da seçime giderken 45 milyon lira tefeci bankalarından belediye meclis kararıyla para alıyorlar. Kaç kişi? 15'e 10 meclis kararıyla. Şimdi çok kolay borçlanmak. Çok kolay. Belediye borçlanmayacak da kim borçlanabilir? Verir bankalar. Ağzına kadar verir. Ama her tarafta hacizli yalnız. Arabalar, marabalar, dükkanlar hacizli. Nasıl hacizli? Çünkü o efendim kendilerinden değil diye attıkları personel var ya, onlar mahkemeye gidiyor, tazminat kazanıyor, tazminatını 5'e 10'a bölelim diyorlar, ilk taksidini yine ödemiyorlar. Onlar da kira geliri olan yerlere, arabalara, şuraya buraya hacize gidiyorlar. Peki hacize gidiyorlar da onları ödemiyorsunuz da peki bu kadar savurganlık niye? 45 milyonu ne için aldınız? Bize karşı kullanmak için mi? Ne için aldınız? Biz göreve geldiğimiz zaman bunları masaya yatıracağız yani. Hazır olun, bekleyin. Bunların hesabını soracağız. Kim parası ya bu? İsraf. Biz şeyde Üngürlü kardeşlerimize Koç Otel'de yemek veriyoruz. Bunlar veriyor sosyal tesislerde yemek. Hani Beytülmal? Hani milliyetçilik? Ye babam ye. Kimin malını yiyorsunuz ya? Dolayısıyla arkadaşlar, biz milliyetçiliği yaşıyoruz. Milliyetçiliği kimler yaşıyor, kimler yaşamıyor, sizlerin takdirlerinize sunuyoruz. Daha yapacağımız çok iş var. Belki bize soru soracaksınız. 100 projenin 3'ünü anlattım. Gerisi kitapçığımızda var. Sizin sorularınızı bekliyorum. Buyurun. Şu Deyim Deresi'ni de söyleyeyim de belki not alırsınız. Arkadaşlar, Deyim Deresi 24 Nisan Çarşamba günü ihale edilecek. Bunu not alırsak. Evet. Tamam. İhale tarihi. Buyurun. Sayın Vekilim, öncelikle haber aldığınızı diyelim. İşlerimizi yaptık. Şimdi malum olduğu üzere bir araba alırken bile
İşte arabanın borcu var mı? Ondan sonra üzerinde haciz var mı? O var mı? Bu var mı? Diye soruluyor. Hatta borcu yok yazısını almadan noter satış yapmıyor. Belediye başkanlığına adaysınız, belediye başkanı adaysınız. Önümüzde seçimler var. Seçilirseniz belediyenin ne kadar borcu var, bir bilginiz var mı? Belediyenin SSK'dır, normal borcudur. Bununla alakalı bir araştırmanız, bilginiz var mı diye sorsak ne dersiniz? Belediyenin borcu ne kadar size tahminen? Yani şöyle, biz bırakırken 62 milyon gibi bir borcumuz olduğunu ilgili arkadaşlardan duydum. Ama burayla ilgili net bilgi vermiyorlar. Biz araştıracağız, öğreneceğiz, sizinle paylaşacağız. Yani benim tahminim 10 katı olabilir. 10 katı. Tahmin ediyorum, net bilgim yok. Şey yapacağım. Belediyeyi dolaşırken kimse bize bilgi vermedi. Yani biz belediyeyi şöyle dolaştık. Yanında başkan yardımcısı vardı. Bizle beraber odalara giriyordu. Müsaade istedik, gitmedi. Görevim bu dedi. Bütün personelin böyle gözünün içini çıkaracaktı. Personel de onun gözünün içine bakıyordu. Ondan sonra bu şekilde kimisi tabii kendini tuvaletlere saklıyordu. Kimi odalara kilitliyordu. Yani bunun adı milliyetçilik değil. Bunun adı demokrasi değil. Bunun adı ne? Yani böyle siyaset olmaz. İnsanları kendilerini paylaşmaya mecbur eden bir siyaset, yanlış bir siyaset. Parti, hangi parti olursa olsun. Evet, başka? Başkanım, kendi sesiyle şimdi Turun Toki'nin arasındaki alanda hazır parsellenmiş arazi var. Orada da birçok insanın Çankırı'da hissesi var. Sorduğumuz zaman, hatta bu caddede konuştuğumuz dört arkadaş, dördünde kimin kayınvalidesinin, kimin işte şeylerin hepsinin hissesi varmış. Orada bir proje var mı? Yani hazır ona parsellenmiş sadece belediyenin halk yapısı projesi sürdürüşçe onu sonra müteahhit gidecek, oraya iş şey yapacak, konut sürdürecek. Hazır burada mevcut bir boşluk var ama kimse değerlendirmiyor. Bu konuda bir proje var mı? Yani şöyle, ona 18 uygulaması diye duydum onu. Biz o eğer tapular alınmadıysa yeniden gözden geçireceğiz onu. Hak sahiplerinin orada bir mağduriyeti var. İç içe sokmuşlar oradakini oraya, oradakini öbür tarafa atmışlar. Orada adaleti sağlayacak yeni bir plan yapmayı düşünürüz. Orada herkesin bir beklentisi var. Çünkü biliyorum. Şurada geldiler, bize ulaştılar. Onu biliyorum. Birçok kişinin bir şey var yani. Ben sorayım. Evet. İlk basın toplantısında kent meydanı sormuştu. O konuya konuşmak istemediğini söylediniz. Şimdi taktik değişikliği mi oldu? Yüklenmeye başladığımızda rakibe Sayın İsmail Hakkı'sına, yani bu seviyeli bir seçim yarışı gidelim şeklinde bir ifade olmuştu. Hı hı. Şimdi burada taktik mi değişti? Yani taktik falan değişmedi. Her şey ortada. Biz kendi, bakın şöyle yorum yapmadık. Şöyle biz kendi kent meydanımızı anlatıyoruz. Kendi kent meydanımızı anlatırken mecburen iki tarafın metrekare karşılaştırmasını yapmak zorundayız. Bizimkinde beton olmadığı için şehrin ihtiyacını karşılayacak. Bu kadarını da söyleyelim değil mi? Yani şimdi şöyle, mesela bakanlar bizde dediniz ya, işte Cumhur İttifakı'nın iki paylaşıyor. O bakan onların da bakanı değil mi? Ha, o zaman yararlanacaklar. Ama bakın 50 milyon lira şey verildi oraya. Kent meydanına 50 milyon lira Çevre Şehircilik Bakanı verdi oraya. Bu bir de mesela işte karayollarına 50 milyon lira belediyeden harcayarak battı çıktığı yapmışlar. Ben olsam karayollarından alırdım. Nasıl? Aşiyan kavşağını aldığım gibi. Yani bakanlarla yani bakanların şöyle bir mecburiyeti yok. Şöyle bir mecburiyeti yok. Belediye İller Bankası'ndan kaynağını alıyor, maaşını veyahut da kalkınmayla ilgili hizmetini yapıyor İller Bankası'ndan. Öbürü bizim bahsettiğimiz, bizim birebir kişisel ilişkilerimiz, samimiyetimiz, dostluğumuz, 22 yıldır kurduğumuz, çocuğumuz gibi sevdiğimiz partimiz. Bakanların hepsi bizim milletvekili arkadaşımız. Biz projeyi kendimiz üreteceğiz, onlar da bize destek verecek. Evet. Sorabilir miyim? Buyur, buyur. Sayın Vekilim, demin de anlattığınız işte belediye biz onları aldığında 67 milyon borcu vardı. Şu anda 10 katı 62. Yaklaşık 6-700 milyon liraya yakın bir borç çıkıyor ortaya. Ben net yok yani, değil yani, tahmin ediyorum. O kadar yoktu ya. Ben onların söylediği oydu. Ben de net bir şey demedim, ben tahminen dedim.
Peki dediğiniz gibi söylemlere belediyenin icralık aracı falan var mı? Şu anda hani mahkemeye verilmiş, icra takibi başlatılmış, üzerinde icra konmuş bir araç falan var mı? Şöyle, tazminat alamayan gençlere ulaşın, onlar size anlatsın. Bir sürü belediyelerden atılan tazminatın alan. Tazminatı alamamış kişiler var, doğru mu? Emekli olup veyahut da işten çıkarılıp, evet, tazminatı alamamış insanlar var. Peki Sayın Vekilim, meydan dedik de bugün Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin Bey Çankırı'daydı. Ben onu kendisine de sordum. İşte çay bahçesinin yıkımı kanuna, usule uygun mu diye. O da dedi ki burası usulsüz bir şekilde yıkılmıştır dedi. Ben de kendisine madem böyle bir durum varsa herhangi bir savcılığa şikayette bulundunuz mu diye sorduğumda bulunduk ama bunun karşılığında herhangi bir işlem yapılmadı dedi. Peki madem burası Sayın İdris Şahin dediği gibi hukuksuz bir şekilde yıkıldıysa kent meydanı da hukuksuz bir şekilde devam ediliyor diyebilir miyiz sizce? Yani hukuk işini bana sormayacaksın. Yok yani. Benim işim değil o. Yok yok. Yani yıkım hukuksuzsa o zaman işlem de hukuksuz devam ediyor diyebilir miyiz? Mantık olarak. Hangi işlem? Kent meydanının yapımı. Hmm. Yani mülk sahibi belediye. Projeyi ürettiyse, ruhsatı da kendi kendine verdiyse yapar. Ama yaptığını millet beğenir mi? Millet kullanabilir mi? Onu millete soracağım. Yani ama hukuk arıyorsanız şu anda İskan ruhsatı olmayan, bitmemiş bir kent meydanının üzerinde bir etkinlik yapılmayı düşünüyor. Onu gündeme getirin. Yani bitmemiş, ortaya çıkmamış bir eser kullanılabilir mi? Yani Çevre Bakanlığı devreye girse, savcılığa suç duyurunsa, bulunsa orada kimse etkinlik yapamaz, faaliyet gösteremez. O da hukuksuz yani. Baktığında. O hukuksuz. Hukuk yok ki. Yani hukuk arıyorsan bana göre bitmemiş, proje tamamlanmamış bir proje kullanılamaz ki. Ha, gerisini bilmiyorum. Gerisi ne oldu, nasıl oldu? Ben burada değildim Çankırı'da. Peki Sayın Vekilim, hemen son bir kelime bitireceğim ben. Malum işte gerçekten de söylemlerine baktığımız zaman doğru. Çankırı'nın ihtiyacı olan projeler, 10 bin konut, fabrika, 300 bin nüfus, gerçekten de Çankırı'nın bu duruma gelmesi lazım. Diyorlar ki ya hani madem bunlar ihtiyaçlı da AK Parti hükümeti bunları bu zamana kadar niye yapmadı? Veya niye yapılmadı? Çünkü 3 dönem bir İrfan Dinç dönemi vardı. Bugün hala işte grup başkan vekilimiz var. Emin Akbaşoğlu Bey. Yani bu zamana kadar bunlar niye yapılmadı? Hüseyin Filiz bunları niye söylüyor? Veyahut da bunlar gerçekten yapılabilir mi? 11. deprem oldu. Buralarda konut ihtiyacı varken buraya 10.000 konut gelir gibilerinden söylem var. Bu söylemlere ne dersiniz? Biz yeni bir sayfa açtık. Kaybolan, yutuk olan 5 yılı konuşuyoruz. Geriye gitmenin bir faydası yok. Evet. Bundan sonra yapma, yani şöyle, biz belediye mühürü olmadan yapamıyoruz. Biz istediğimiz kadar yatırım getirelim. Ama insanları burada tutamazsak, maaşları Ankara'ya gidecekse, o zaman bizim getireceğimiz fabrikalar boşa gidecek. Biz enerjimiz bölünecekse, şehri büyütemeyeceksek, belediyeyi de alalım. Hem konut yapalım, hem aş iş üretecek fabrikaları getirelim. Bir taşla iki kuş vuralım. İnşallah. Ne sağ olun var. Başka şeyden başka yok mu ya? Suat'tan başka ha. Tabii. Buyurun. Vekilim mi diyeyim, başkanım mı diyeyim? Canın nasıl istiyorsa. Şimdi mesela 30 fabrika diyorsun. Seçimler yaklaştı. İnşallah kazansanız yapacağım diyorsunuz. Kaybetseniz de bu Çankırı için 30 fabrika için mücadeleye devam eder misiniz? Bak ben şunu söyleyeyim. O fabrikalarla ilgili yani son 5-6 yıldır hepsini Vali Bey'e gönderdim. Olsa benim yönetiminden geçti hepsi. Hiç fark etmez. Devam ederiz tabii. Ama şu var. Yatırımcı biz olmadığımız zaman gelmeyebiliyor. İşte bu cumartesi Ankara'dan Ostim'den geldiler. İl başkanım da vardı. Beraber yemek yedik yatırımcılar. Havelsan ve Aselsan'a silah üreten bir firma. Daha önce bu 50'ye yakın firmanın bizde taahhütnamesi var fabrika kuracağım diyenlerden birisi. Ostim'de ortaklarını aldı geldi. Sen seçilirsen dedi. İtalya'da da fabrikası var. Sen seçilirsen arkamda duracaksan dedi. Biz de geliyoruz dedi.
Oturduk, yemek yedik, yağmurlu günde il başkanımıza gönderdik adamı. Gene bir yatırımcı daha var şu anda. 1,5 trilyon liralık yatırım yapacak. Basına vermiyoruz. Yatırım duruyor. Silah sanayi ile ilgili o da. İhracat yapıyor. Biraz atış poligonu olan dağlık arazi de olur. Biraz da fabrika kuracak düzlük alan da olur. 1,5 trilyon liralık yatırım yapacak. Onu belki OSB'nin içine değil, belki yapraklı yoluna, makine kimyanın devamına düşünürüz. O da bekliyor. Yani bizim 30 fabrika yapmamız çok kolay ama bir tane bile getirdiğimiz zaman zulüm olur. Fabrika sahibine zulüm olur. Serviste adam taşıyacak. O serviste gelecek adamlar da yazık, canından bezecek. Bizim hızlı bir şekilde bu fabrikalardan önce konut işine el atmamız lazım. Bu şekilde, yani bu konut kiraları şeklinde bu halk, Çankırı halkı tekrar bu belediyeyi onaylayacaksa bilemiyorum artık. Artık bilemiyorum, sözün bittiği yerdeyiz. Alamazlar bu şekilde belediyeyi, alamazlar. İddia ediyorum. Olayı ama 5 yılda yapılmadı. Ondan önce de yapılmadı. Bakın ondan önce söylüyorsunuz ama ondan önce yılda 160 tane ruhsat verilmiş. Ona da baktık. Şu anda 40-45 tane ruhsat verilmiş. 1/3 kadar verilmemiş. Revizyon adı altında 3-4 yıl sadece oyalanmış. Yani mesela Kırkevler'le ilgili ön tarafına belediye 5 katlı kendi hissesine düşen şey için 5 katlı bir bina projesi çizmiş. Arkaya vatandaşı atmış. O proje belediye bilgisayarlarda duruyor. Onu seçimden sonra ortaya çıkaracaklar. Vatandaşın yeri yarı fiyatına değerlenecek. Belediye mülkü daha fazla değerlenecek. Dükkanlar, iş yerlerini öne koymuş. Vatandaşı arkaya atmış. Biz geldiğimizde belediye yeri ve milli emlak yeri vatandaşın metrekaresinin, alacağı konutun metrekaresi için kullanılacak. Evet. Bunlar ciddi iddialar mısın? Ciddi de. Çankırı Belediyesi ile ilgili. Nedir o ciddi? Bu bahsetmiş olduğunuz yerler falan sonra açılacak, gösterilecek, değeri düşecek dediniz ya. Evet. Çok ciddi iddialar bunlar. Ama şimdi Turan'a ben devam edeyim konut meselesine. Devlet yönetiminde 3 dönem AK Parti vardı. Siz de o dönemlerde burada milletvekiliydiniz. Hı-hı. O dönemlerde buraya TOKİ'nin TOKİ olduğu zaman her yerde işte 5.000, 3.000, 10.000 konutlar yapılırken o dönemlerde bu konutlar yapılmadı. Şimdi depremin olduğu, tüm TOKİ'nin enerjisini deprem bölgesine doğal olarak harcadığı bir dönemde bu tekrardan bu vaadin yapılması, yani kamuoyunda açıkçası şey karşılamıyor. Çünkü 2015'te Sayın Cumhurbaşkanı fabrika açılışına geldi, orada işçilerle konuştu. Onlar talep etti bunu, konut ihtiyacımız var dedi. Belediye meydanında 10.000 konut sözü verildi. 2019'da şu anki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Burak Kurum 3.000 konut sözü verdi. Geçen yılki, hatta 10 ay önceki seçimlerde yine bir 5.000 konut rakamına çıktı. Şimdi siz de bu seçimlerde bunu 11'e çıkarttınız. Şimdi yapsaydınız o dönemde bunu niye yapmadınız? Yani hep faturayı son 5 yıla kesiyorsunuz ama bunda AK Parti yönetimlerinin hiç mi suçu yok? Biz fatura ödedik. Belediyeyi kaybettik, fatura ödedik. Tamam. Şimdi bunlar fatura ödeyecek. Şimdi fatura ödeme sırası burada. Işte ya 1/3 kadar bak bak şimdi şimdi bak doğruya doğru, eğriye eğri. Biz içimizle dışımız bir. Şimdi 3 katı kadar 160 tane ruhsat verilmiş. Bizim zamanımızda 1/3 kadar ruhsat verilmemiş. TOKİ'ye de hiç müracaat etmemişler. Tamam mı? Şimdi sıra, hani derler ya, solcular öyle diyor, susma, sustukça sıra sana gelecek. Şimdi sıra buraya geldi. Bu ev kiralarıyla bunu onaylayacak bir tane vatansever, milliyetçi, ülkücü göremiyorum. Bu ev kiralarını onaylayacak. Fabrikadaki adam maaşının hepsini ev kirasına ve size soruyorum. Bir dakika Suat, ben bütün basın mensuplarına sadece soruyorum. Sadece TOKİ üzerinden değil ki, müteahhitlerin önünü açmak lazım. Bu sözün de havada kaldığını düşünüyor kamuoyu. Hangi sözün? Bu 10.000 konutu. 10.000 konutu sadece TOKİ üzerinden yapacağını zannediyorum. Müteahhitlerin önünü açması lazım. Yine diyor, bu söz verilecek ama olmayacak, havada kalacak. Belediye. Yani kamuoyunda böyle bir şey var. Yok, sende var. Kamuoyunda yok, sende var. Şimdi değil bak. Kamuoyunda yaparsa Hüseyin Filiz yapar. Var, yaparsa AK Parti yapar var. Ya milletvekiliyim, belediye başkanı değilim ki, onu bana niye soruyorsun? Şimdi ben diyorum ki Murat Kurum da verdi bana. Murat Kurum şimdi yok ki ya. Şimdi ben diyorum ki o zaman milletvekiliydim.
Şimdi hem belediye başkanıyım hem milletvekiliyim. Var mı diyeceğiniz? İkisini bir yapacağım. Erdoğan'ın sözü var. O da olmaz. Evet. Ya hayır canım öyle bir şey olur mu? Sayın Vekil, şöyle bir tamamlayabilir miyim bu soruyu, Turan Bey sorusunu? Biz dedi ki kaybederseniz dedi, malum bir anketler yapılıyor. O anketlerde de işte İsmail Hakkı Esen %45, Hüseyin Filiz %35 gibi böyle anketler paylaşıyor. Evet. Hatta sosyal medyada da bunlar paylaşıyor. Bu anketlere ne diyorsunuz? En güzel anket 31 Mart. Doğru, en güzel anket 31. Şimdi gülmekten geçiyorum. Bir insan kendine güvenmese gelir mi buraya ya? Bir insan kendi durumunu bilmez mi? Hiç mi bilmez? Biliyorsa güler buna. Şimdi Cumhurbaşkanı %70, %80'in altındaki bir insanı aday yapmaz. Siyasetin ustası. Yani siz Hüseyin Filiz'i %35 göstererek kimi inandırabilirsiniz? Yani %35'le Cumhurbaşkanı bir insanı aday yapar mı arkadaşlar? Mümkün değil. Göreceğiz 31 Mart'ta. Ya adam işte ise der ki %50 Hüseyin Filiz veyahut da %45 Hüseyin Filiz, %50 biz. İşte ise böyledir, biraz daha kafalar iyi karışır o zaman. Şimdi böyle hiç kafalar karışmıyor. Tamam mı? Evet. Bir soru soracaktım herhalde. Ben bir şey sormak istiyorum. Bir önceki seçimde malum rakibimiz hani tabiri caizse çok bel aldı. Yani çok çekim bir seçim aslında. Teravih yediniz bu arada. Geçtiğimiz seçim. Şimdi evet. Çeşitli fak hesaplardan açılıyor falan filan dediniz ya. Şimdi aynı şeyi tekrar yine mi tevessül ediyor acaba? Merak ettim. Evet. Ya şimdi şöyle cevap vereyim. Şimdi geçtiğimiz seçimde 2019 yerel seçimlerde buna benzer sahte hesaplardan işte bir hafta kala açıklanacak. Yok bir hafta kala şu çıkacak, bu çıkacak. Bir sürü insanların özel hayatıyla ilgili yalan, yanlış, iftira bunlar yapıldı. Ben kimseyi zan altında bırakmak için söylemiyorum. Bunu karşı rakibimiz yaptı, diğer siyasi partiler yaptı demiyorum. Yani bunu sosyal medya hesapları üzerinden birileri bu algı operasyonunu yönetti. Peki seçimden sonra hiç kimse şu soruyu sordu mu? O bahsettikleri kayıtlar veyahut da işte olaylar gerçek çıktı mı ortaya? Hayır. Sadece insanların hayatını rezil ettikleriyle kaldılar. Tamam mı? Bunu yapan insanların bir kere vicdanı olduğunu ben düşünmüyorum. Ya iftira olduğunu seçim bittikten sonra zaten geçmiş dönem 2019'daki o yapılanların iftira olduğunu herkes zaten bunu aleni bir şekilde konuştu. Yapanlar da konuştu. Şimdi aynı şekilde yine sahte hesaplardan, Twitter'dan, Facebook'tan yalan yanlış iftira masaları kuruldu, tamam mı? Şimdi bu arkadaşlar zaten aleni bir şekilde kendi Facebook'undan paylaşanlar da var. Bunların geçim kaynağı bu. Her yerel seçimler döneminde piyasaya böyle mantar gibi türüyorlar. Biz bunlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bir iki tanesi tespit edildi. İlerleyen zamanlarda şöyle biraz daha bir toparlayalım. Diğer o yazanlar, çizenler de bir ortaya çıksın. Ben bunu kamuoyuyla, sizin nezdinizde bütün vatandaşlarımızın vicdanına bırakacağım bunları. Şimdi insana yafta vurmak çok kolaydır. Çamura atarsın, izi kalır. Biz siyaseti karşılık beklemeden yapıyoruz. Yani gençlik kollarından gelen bir kardeşinizim. Bu partinin bayrağını asmışım, çilesini çekmişim. 37 yaşında il başkanı olmuşum. İlla ki siz de takdir edersiniz ki, milletimiz de takdir eder ki, başarılı olmak isteriz. Şimdi burada aday belirleme süreçleriyle ilgili bir sürü yalan yanlış iftiralar yapıyorlar. Ben onunla ilgili sadece şunu söyleyeyim. Bizim il merkezimiz dahil 17 tane seçim noktamızın tamamında ankette kim çıktıysa biz ona aday gösterdik. Yaptığımız saha çalışmalarında vatandaşımızın sesine kulak verdik, kulak tıkamadık. Ankette çıkanları aday olması gerektiğini genel merkeze rapor ettik. Ve nitekim de ankette çıkanlar aday gösterildi. Şimdi ben il başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu bu şekilde yerine getirdim. Ama tabii burada siyasetin illaki bu süreçte yani seçim çalışmasında bunlar olur. Eleştirilebiliriz. Biz her türlü eleştiriye de açığız.
iftira boyutuna, lekeleme boyutuna gelirse iş, bunu hukuken, yasal yollarla en doğal hakkımızdır diye düşünüyorum. Hakkımızı aramak. Yani şimdi baktığımızda geçmiş döneme gittiğimizde yine tekrar ediyorum. Yapılan iftiraların, atılan yalanların, yapılan karalamaların tamamı yalan çıktı. Yani hatırlayın, o dönem bütün şehir bunu konuşuyordu. İşte son bir hafta kala şöyle olacak, son 10 gün kala böyle olacak, son 3 gün kala böyle olacak. Ne oldu? Çıktı mı peki? Son 10 gün kala, 3 gün kala böyle bir şey oldu mu? Yalanla yanlışla. Ben o arkadaşlara şunu söylüyorum. Siyaset er meydanıdır. Gelsinler, sosyal medya hesaplarında böyle klavye delikanlılığı tarzında siyaset arenasını kaosa dönüştürmek yerine, çok delikanlılarsa buyursunlar, gelsinler, siyasete atılsınlar, siyaseti yapsınlar bizle beraber karşılıklı. Çıkalım, projelerimizi anlatalım. Zaten bu şehrin özlediği siyaset de şu değil mi? Herkes çıkacak, projesini anlatacak. Veyahut da karşı taraf bizim projemizi eleştirecek, biz onlarınkini eleştireceğiz. Ama bu gayet de doğal bir şekilde yapılacak, ama ahlaki bir çerçevede yapılacak. Bunu amacından saptırır, bel altı bel üstü yalanla yanlışla bu şekilde seçim kampanyası yürütmek ne bu şehrin insanına ne de bu şehrin duruşuna yakışmaz. Maalesef bunlar yapılıyor. Üzülüyoruz. Zaman zaman diğer siyasi partilerimizin il başkanlarıyla da bu konuyu gündeme getiriyoruz. Onlar da çok mutlu mesut değil. Yani bu tarz olayların olmasına. Ya burada aslında hepimize bir vazife düşüyor. Size, biz siyasetçilere, bütün halka, bunu yapanları bu memleketin dışlaması lazım. Yani delil yok, belge yok, kayıt yok, kuyut yok, hiçbir şey yok. Eline Facebook'tan bir tane sahte sayfa açan, sahte bir Twitter sayfası açan, Instagram hesabı açan, istediği adama hırsız yaftasını, istediği adama arsız yaftasını çok rahat vurabiliyor. Ve bu da algı operasyonları yapıp seçimin seyrini değiştirilmeye çalışılıyor. Bu Allah'tan reva değil. Zaten kendine güvenen bir siyasetçi çıkar projesini anlatır. Çıkar yapacağı hizmeti anlatır. Ya ben o arkadaşlara şunu söylüyorum. Bir gün davet etsinler canlı yayında arkadaşlar bizi. O kadar çok mertçe siyaset yapmak istiyorlarsa çıkalım canlı yayına. Hep beraber kozlarımızı paylaşalım. Benim şahsımla alakalı, temsil ettiğim makamla alakalı, partimle alakalı, akıllarında ne soru işareti varsa hepsini sorsunlar. Allah'a şükür hiçbirine veremeyecek bir cevabım yok. Herkese gerektiği cevabı veririm. Efendim? Şimdi sıkıntı şu, kıymetli Turan abicim, şöyle söyleyeyim sana. Bu sayfaları yönetenler siyasetçi değil. Hayır, tamam mı? Işte. Bizim de muhatabımız değil. Onların ya onlarla muhatap olacağımız yer bu saatten sonra devletin kanuni makamlarıdır. Şey demiyor, sosyal medyacılar demiyor. Rakip ya? Adaylarla ya da diyor şeylerle bir araya geliyor. Olur, olur. Gayet de güzel olur. Yoksa iftira atan. Ya şöyle. Şimdi bu memlekette şunu istemez misiniz? Gençlik teşkilatlarından gelen, kadın teşkilatlarından gelen, yaşı genç kardeşlerimizin önü açılsın, siyaset yapsın istemez misiniz? Ben Gökhan kardeşimizi de tebrik ediyorum. Bağımsızdan aday oldu. Medeni cesaretinden dolayı kendisini takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Ona da başarılar diliyorum. Bu arkadaşlarımızın önünün açılması lazım. Siyaset yapmaları lazım. Siyaset bu şekilde yapıldığı takdirde güzelleşir. Şehire de bu şekilde katma değer sağlanır. Ama lakin yeni çıkmış, siyasete atılmış birisi değilim. Çocukluğumdan beri bu camianın içerisindeyim. Hemen en ufak bir şekilde bir arkadaşımız siyasete meyillensin, bir heveslensin. Anında hemen onu yerden yere vurmak. Ya çok değil, şehirde bunun gibi 3-4 tane böyle kendini bilmez, bu işten dediğim gibi gelir elde etmeye çalışan birkaç kişi var. Bunların bir ikisini tespit ettik. Yani bunların bir ikisini tespit ettik ve şu an mahkemelik de olduk. Ben o arkadaşların zaten aklına mantığına da şaşıyorum. Sahte bir hesaptan... Para mı?
Şimdi şahıslara baktığım zaman siyasetin sesinde olmadıkları için amaçları ne olabilir ki? Siyasi bir şey para karşılığında bunu yayınlayın. Biraz önce para karşılığı yapıyor dediniz. Şimdi birkaç tane şu anlamda söylüyorum. Bak şimdi bir insanın örnek vereyim. Benim Ahmet abiyle aram iyidir. MHP'nin il başkanı Ahmet Kurt başkanımızla. Ben Ahmet abiyle otururum. Geri gelir. Tatlı bir dille ben onu eleştiririm, o beni eleştirir. Bir abi kardeşlik hukukumuz da var. Gayet oturup iki medeni insan olarak biz bunun tartışmasını yaparız. Şimdi bu arkadaşlar sahte hesaplar üzerinden iftira boyutuna getirip de yalan yanlış, halkı yanlış yönlendirdiklerinde amaçları ne olabilir ki? Demek ki bir yere hizmet ediyorlar. Başka benim aklıma bir şey gelmiyor. Bu izlenilen yol yanlış, metot yanlış. Yani şimdi bunlar desem ki açık oturuma davet etsem de siyaset konuşsam, bunlar siyasetin içerisindeki olan, yani fiili olarak siyaset yapan insanlar değiller. Yani ben az çok tespit ettiğimiz kişilerden şahıslarını da çok iyi tanıdığım için hele bir tanesi var. Canı sıkıldıkça yazıyor. Kendi hesabından yazıyor. Ha benim Halil Alacız'dan şu soruyu soruyorum. Karşılığından kimden ne alıyor? Buna bakmak lazım. Şimdi burada bir böyle bir gerçek var, bir hakikat var. Ama bütün mücadelemi şununla vereceğim. Seçimin sonucunu karar verecek kişi Çankırı'nın halkıdır. Vatandaşlarımızdır. Vatandaşımız kimi takdir ederse 31 Mart akşamı o belediye başkanıdır. Ama bizim memleketimizi de, bizim memleketimizin insanını da biz çok seviyoruz. Bu memlekette siyasetin temiz yapılması için, bu memlekette huzurun, refahın, barışın olması için bütün gücümüzle bu fitnecilerin ve fesatçıların, siyasette algı yapmaya çalışanların iftira ve yalan masasının karşısında dimdik duracağımı, onlara hiçbir zaman prim vermeyeceğimizi, pabuçta bırakmayacağımızı buradan sizin üzerinizden söylemiş olayım. Gerektiğinden de fazla vakit ayırdığımızı düşünüyorum bu konuya. Çünkü kale alacağımız insanlar değil. Çünkü gerçekten vicdan sahibi insanlar olmuş olsa çıkar, her ortamda, her platformda ben konuşmaya hazırım. Şahsıma, partime, adayımıza attıkları iftiralar, yalanlar ne varsa bunların hepsini canlı yayında da her yerde konuşmaya hazırım. Çünkü ekşi yemedik, karnımız ağrısın. Sorduğun soru için de teşekkür ederim. Buyurun. Başkanım, bir hemen soru sorayım size. Ya hep size sen. Soru sormadık çünkü. Tamam, sor. Şimdi malum Sayın Belediye Başkanımız da meydan yerine bir röportaj yaptı. Evet. Kendisi de daha önce açıklama yaptı. Meydan yerindeki dükkanları bir bakanımızın projeyi gösterip o da ona göre şey yaptı. Hatta Murat Kurum'un şeyiyle biz bunu yaptık dedi. Söylemiyle veyahut da desteğiyle. Biz ona projeyi gösterdik dedi. Murat Kurum meydan projesinin böyle olmasını istedi mi? Siz bu konu hakkında bilginiz var mı? Şimdi Murat Kurum Sayın Bakanımız o dönem bakanken yani o konuyla ilgili ben görevde değildim. Bilgim yok. Lakin şöyle bir şey. Biraz soruşturdum. Yani burada 50-52 civarında bir dükkan yapılıyor. 80 küsurmuş. 80'e mi çıkmış? Ne? 43'tü 86 oldu. 86. Onu bilmiyorum da ben İsmail Hakkı Sen Bey'i iadeyi ziyarete gittiğimde 48-50 bandında bir dükkan olacağını söylemiştir. Murat Bey'in bu kadar dükkan olacağından ben bilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Kendisiyle bir kısa bir görüşmem oldu. O da şöyle, aday tanıtımının olduğunda bir kısa bir görüşmemiz oldu. Meydanla ilgili sordum. O şöyle, kod farkından dolayı kenarlarına dükkan yapılabilir demiştim. Ama projenin son halinden haberim yok. Murat Bey'e sunulan projenin 2 veya 3 kere değiştirildiğini düşünüyorum. Öyle olduğunu da biliyoruz. Şimdi burada tabii ki şöyle bir şey var. Biz belediye bu projeyi yapmak istediğinde grup başkan vekilimiz Çevre Şehircilik Bakanımızdan 50 milyon gibi bir para ödenek sağladı. Yani bunu zaten Cumhur İttifakı'ndan dolayı diğer illerde de bakanlarımız,
MHP belediyelerine, Cumhur İttifakı'ndaki olan partilerimizin belediyelerine zaten gerekli özeni, desteği sağlıyor, gösteriyor. Şimdi burada biz destek sağlama kısmında yardımcı olduk. Ama projenin takdiri belediyenindir. Belediye başkanımızın ve ekibinindir. Onların projesine bizim müdahil olma gibi bir şeyimiz söz konusu dahi olamaz. Yani başkanlar da Murat Kurum bu projeden haberdardı. Biz ona göre bu projeyi böyle yaptık. Yani kendi kafamıza göre dükkan yapmak gibilerinden bir açıklama vardı. Evet. Onun için size sordum. Teşekkür ederiz. Sayın Vekilim, Sayın Vekilim, şimdi bu yapılan projede tam şehrin aslında göbeği ve çarpık trafiğin en yoğun olduğu bir yer. Yani bu bilmek için müteahhit olmaya falan gerek yok. Yani bir iki kat yapılsaydı hazır yapılmışken, işte üç tane asansör olsaydı, gelen vatandaş işte oradan arabasını park edip asansörle üst çatıya çıkıp geri akşam da üst çatıya asansörle inip arabasını alıp gitseydi. Şimdi sizin dediğiniz gibi orada bir de market katı var. Bir de market var onun altında. O dükkanların altında bir de market var. Yani sadece o dükkanların araçları olmayacak. Bir de o markete gelenlerin, markette çalışanların bir de aracı olacak. Yani aslında şehrin şeyine, trafik problemine ben bir araçlık bile katkısım olacağını zannetmiyorum. Evet, aynen. Aslında yapılmışken hani bir iki kat aşağı inilseydi yani daha güzel olmaz mıydı? Siz proje olarak bu projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü hani bu kalıcı bir şey. Bu 50 sene, 100 sene kalacak artık. Yani. Tabii. Evet. Şimdi şöyle, biz zaten kendi alternatif projemizi niye yarattık? Daha iyisini yapalım diye. Yani şehrin sıkışıklığını biliyorsunuz. Şehrin yükü arttığı zaman millet daha iyi karar verecek. Şu anda zaten orası artı mı yazıyor, eksi mi yazıyor? Bak ben yorum yapmıyorum. 31 Mart'ta sandık onu gösterecek. Ama şehrin otopark sıkışıklığına katkı mı sağlayacak? Orası şehri daha da trafiğini yoğunlaştıracak mı? O hep beraber bunu yaşayacağız. Biz şimdi kendi projemizde ne kadar şehre katkı sağlarız? Yapacağımız 3 katı büyüklüğündeki projede ona bakıyoruz. Mustafa abi. Ben bir başkanımdan soruyorum. Başkanım, Yaprak ilçesi Burca köyünde köyün ekilip biçilen tarım ve hayvancılık yapılan arazinin tam ortasına, hatta bölgenin tek içme suyu olan çeşmenin yanına çöp toplama merkezi yapmazlar. Bir başkanımız olarak onu size intikal etti mi? Bu inşaat duracak mı, durdurulacak mı? AKP'ye başlıyor. Sormayacağım da AKP'nin cezanı anlaşsın mı oraya kaydırılır mı? Sorsan nasıl cevap verirsiniz? AK Parti'nin Mustafa Bey. Mustafa abi şöyle, ben o konuyla ilgili şöyle bir cevap vereyim sana. Ben atandıktan sonra Yapraklı ilçesine bir ziyarete gittim. Yapraklı ilçemizde çöpler birikmiş, ciddi manada bir koku vardı. Şehir ilçe merkezinin tamamından da bu koku hissediliyordu yani. Orayı ziyaret ettim. Hemen Kavak Mahallesi'nin alt kısmında bayağı bir birikmiş. Yakmışlar öncesinde çöpleri. Biz orayı çöp birliğimize temizlettik. Ben söz vermiştim orada bu çöpleri buradan temizleteceğim diye. Ömer kardeşimiz de zaten sizin canlı yayında buna biraz değindi de. O mesele şöyle oldu. Yani orada vatandaşlar bundan rahatsızlığını dile getirince o biriken çöpleri oradan biz çöp birliğinin kamyonlarıyla birlikte oradan kaldırdık. Daha sonra tekrardan birikince belediyenin kamyonlarından biraz takviye alıp biraz da çöp birliğininkinden alıp tekrardan çöp toplama merkezine taşıtmaya başladık. Şimdi buraya geçtiğimiz dönemde 500 bin lira gibi bir para çöp rampası yapılmak üzere Yapraklı belediyemize milletvekillerimiz tarafından, o dönemin milletvekili Salim Çivitçioğlu ve grup başkan vekilimiz Emin Akbaşoğlu tarafından aktarılıyor. 500 bin lira. Ama bazı aksaklıklardan dolayı bu çöp rampası yapılamıyor. Tamam mı? Şimdi ben belediye başkanımıza dedim ki bu konuyu beraber takip edelim. Bir çöp rampası yapalım. Daha sonra çöp birliğinin o senin bahsettiğin yere çöp rampası yapması hususunda bir girişiminin olduğunu bana dün söylenildi. Yeri konusunda yanlışlığın olduğunu dün söylenildi. Ben kendim de gidip bakacağım oraya. Birliğimizle de görüşeceğim.
Yani Yapraklı halkının, Yapraklılı vatandaşlarımızın rahatsız olacağı, memnuniyetsizlik duyacağı hiçbir şey bizim tarafımızdan gerçekleştirilmez. Bir sıkıntı varsa buna da müsaade etmeyiz. O konuyu düzeltiriz. Onunla yani bir sıkıntı olmaz. Ama ben yarın gitmeyi düşünüyordum oraya. Sen ben gitmeden soruyu bana sordun. Bilgim daha yeni oldu. Bu konuyla ilgileneceğimi söyleyeyim. Dediğim gibi oradaki vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği, ciddi bir sıkıntısı varsa bunun oraya olmasını istemeyiz, kabul de etmeyiz. Bizim için her şeyden önemlisi Yapraklılı kardeşlerimizin rahat bir şekilde çöpünün alınması ve en uygun, münasip yer nereyse oraya taşınması konusunda belediye seçimleriyle alakalı bir durum değil bu. Vatandaşın sağlığı söz konusudur. Belediye seçimlerini kim kazanırsa kazansın, biz de alsak, karşı rakibimiz de alsa, Yapraklı halkı şundan emin olsun, müsterih olsun. Çöp rampası onların rahatsız olmayacağı bir yere yapılır ve onların sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde de oradaki çöpler toplanır. Bu konuya ben o zaman söz vermiştim. El attık. Devamını da getireceğiz inşallah. Tamam. Sayın Bekir, son bir soru soracağım. Biteceğim, ondan sonra artık yeter. Şimdi Sayın Bekir, siz ucuz konut dediniz. Ondan sonra müteahhitlere ucuz arsa falan dediniz. Çankırı Belediye'mizde ucuz konut olması hasebiyle herhalde 167 dairelik bir kooperatif kurmuş. Bu kooperatif hakkında bilginiz var mı diye sorsak? Var, bilgim var. Durum ne diye sorsak Sayın Bekir, hani ucuz konut mu gerçekten de yoksa? Şimdi orada belediye çalışanları adına bir kooperatif kurulmuş. Belediye çalışanından kaç kişi var bir onu araştırmanız gerekiyor. Benim edindiğim bilgiye göre belediye çalışanı hemen hemen az, yani 3-5 kişi ya var ya yok. Onu araştırmak lazım. Orada esas söz konusu olan arsanın belediye mülkü ise satış fiyatı. Onun satış fiyatında tapu da öğrenmek mümkün. Bilgin var mı usta? Yani bana gelen iki tane değişik rakam var. Bir 13, bir 17 rakamı var. İkisi de gülüş tabii. Bakacağız, araştıracağız, öğreneceğiz. En doğrusu göreve geldiğimiz zaman masaya koyacağız. Bir iş yani. Bu bir daireye düşen arsa değeri mesela ne olabilir? Diyelim ki bir daire Çankırı'da 3-4 milyonsa bir dairenin arsası kaç lira etmesi lazım? 1 milyonun altında etmemesi lazım. Doğru mu? Bir dairenin arsa payı 1 milyonun altında etmez. Öyleyse 167 daire sığıyorsa orada 167 milyonla 200 milyon değerinde bir arsa. Bu adil mi değil mi, kaç liraya satılmış? Bu görevi birisi elde etsin. Mesela Mustafa çok sever bu işleri. İpliğini pazara çıkarır. Sen üzerine görev olarak al. Hadi bakalım. 167 dairenin yapılacağı arsanın değeri tapuda kaç lira? Şeyi bırak, tapudaki fiyatını bir kenara bırak. 167 dairelik bir arsa sahibi olsan, bunu şeye versen kat karşılığı müteahhide, yüzde, en kötü %40'la versen, kaç daire alırsın? Peki %32 ile ver. %32 ile ver. 8. Efendim? 53 daire. 50 daire diyelim. 50 daire bugün ne eder? Yine, yani. 50 dairede gelir bizim dediğimiz rakamı eder. Yani 75 milyon. 175 milyon. Biz de ne dedik? 167 milyonla 200 milyon arası buranın değeri var. Mustafa Bey, satışı kaça gitmiş onu size bırakıyorum. Araştırın. Tam bir gazeteci konusu. Ayrı fiyatı belli mi peki? Yani kaça mal olacak, kaça satılacak? Ya o ayrı, o muallak da. Bir dairenin Çankırı'daki fiyatını siz de biliyorsunuz. Evet. Ya gazetecilik nedir? Araştırma işi. Araştıracak, araştıracak, yazacak. Ondan sonra da milliyetçilik bu mu diye yazacaksın. Hadi bakalım. Sorum olacak. Zot Bey var mı sorum? Yok, bitti. Genel olarak söylüyorum. Sayın Başkanım, Çankırı Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Filiz'in destekleme konusunda
kopuklar olduğu iddia ediliyor. Nerede? Hüseyin Filiz'in desteklenen konusunda hakim içerisinde çatlaklar olduğu, bir kısımları tarafından yalnız bırakıldığı... Ha, desteklenme mi dedin? Desteklenme konusunda bir kampanya değil de başkanım... Ben cevap vereyim. Hiç öyle bir şey yok ya. Yok başkanım, soru ben... Tamam, başkan söylesin. Yok, anladım ben soruyu. Anladım. Başkan söylesin. Daha söylemedim. Bakan Milliyetçi Hareket Partisi, Belediye Başkanı İsmail Hakkı'nın karşısına en güçlü aday olarak Filiz'i görüp çıkarttıkları da konuşulmakta. Bu arada AKP'nin ekmeğiymiş, kaymağıymiş, gençleri top koşmuş, at koşmuş, seçilmişleri, seçilenleri var. Neden şu anda yanlarında değerlerde başka ilçelerde çalışıyorlar? Buyurun, ne düşünüyorsunuz? AKP'de çatlak mı var? AK Parti'de çatlak yok. Yani ondan emin olabilirsin. Şöyle, AK Parti'de çatlağın olup olmamadığını yarınki düzenleyeceğimiz teşkilat iftarında hep beraber aynı masada otururken bütün herkes görebilir. Biz seçim koordinasyon merkezimiz tarafından partimizin geçmişten bu zamana kadar görev yapmış, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış, merkez ilçe başkanlığı yapmış, her kademesinde görev yapmış herkesi davet ettik. Geçmiş dönem il başkanlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz bunları seçim koordinasyon merkezimiz programlara yazdı. Biz daha çok ilçelerde siz de takdir edersiniz ki 17 tane seçim noktası var. Bu 17 seçim noktasının bir tanesi sadece Çankırı Merkez ve en önemlisi. Ağırlığı buraya verirken işte Salim Bey ilçelere gitti. Onu biz görevlendirdik de gitti. Bizim koordinasyonumuz da gitti. Yine aynı şekilde Celal Kamam Bey, Abdülkadir Çelik Bey bunlar bizim koordinasyonumuzda, bizim hazırladığımız programlar doğrultusunda gitti. Şu kalan son 19 günde ağırlıklı olarak merkezde seçim çalışmalarına katılacaklar. Öyle bir tereddüt yok. Yani hatta şöyle söyleyebilirim, bu hafta içerisinde bu iftar toplantımızdan sonra, yani yaptığımız iftardan sonra ben bazen kendim ilçelere gideceğim. Onlar burada olacak. Bazen onları göndereceğim. Kendim burada olacağım. Böyle bir seçim koordinasyon merkezimizin izleyeceği bir strateji var. Öyle bir problem yok. Yani bize Hüseyin Bey'e destek vermiyorlar gibi bir tabloda söz konusu dahi değil. Zaten şöyle bir şey var. Partinin geçmişten bu zamana kadar görev yapmış, bütün kademelerinde görev yapmış, başkanlar statüsünde başkanlık yapmış vekillerimizle, belediye başkanı sürekli görüşüyoruz. Sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onların da ağırlık vereceği yer, bazılarının mesela ilçelerde etkinliğinin olduğu yerler var. Oraya biz bilerek gönderiyoruz ilçede ağırlığı var diye. Onun haricinde merkezde de yine şu kalan 19 günde bu arkadaşlarımızla beraber, teşkilatımızın kıymetli mensuplarıyla beraber sahada çalışırken bizi, sizler de, bütün kamuoyu da görecek.